Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere gündemi çok meşgul eden WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik sözleşmesi güncellemesinin hukuki açıdan neler ifade ettiğini kısaca açıklamaya çalışacağım. Öncelikle bugüne kadar konuyla ilgili gelişmeleri kısaca özetlemek istiyorum. 4 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp yeni gizlilik ilkelerini uygulamayı açtığımızda gönderdiği bir bildirim ile yeniledi. 8 Şubat'tan itibaren geçerli olacak bu koşullar ile uygulamayı kullananların verileri Facebook şirketiyle paylaşılacak. Bu düzenlemeyi kabul etmeyenler ise 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp uygulamasını kullanamayacak. Ancak belirtmek gerekir ki bu düzenleme ülkemiz için geçerliyken Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olmayacak. 11 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp yöneticisi Twitter'dan yaptığı açıklama ile aslında bu güncellemenin şeffaflığı daha da arttırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına yapılan bir güncelleme olduğunu belirtti. Yine aynı gün 11 Ocak'ta Rekabet Kurumu Facebook ve WhatsApp hakkında re'sen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. 15 Ocak 2021, yani bugüne geldiğimizde ise WhatsApp yine bir açıklama yaptı. Aslında görüşmelerin şirket tarafından okunamadığını, uçtuğumca şifreleme yönteminin kullanıldığını, dolayısıyla bu güncellemenin kullanıcıları etkilemediğini anlatmaya çalıştı. Peki bahse konu bu veriler neler? Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, üçüncü taraf hizmetleri. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse, bu zamana kadar bahsi konu tüm bu veriler Facebook şirketi tarafından depolanabilirken, yeni sözleşme ile tüm bu veriler legal bir şekilde işlenebilecek ve kullanılabilecek. Daha net ifade etmek gerekirse, ileride WhatsApp görüşmelerimiz, mahkemelerde, iş başvurularımızda, yurt dışında bulunan okullara kabullerde, vize başvurularına dahi yasal olarak karşımıza çıkabilir. Bu verilerin sadece WhatsApp ve Facebook ile paylaşılmayacağını hatırlatmakta fayda var. Tüm bu veriler Facebook şirketler topluluğu bünyesinde bulunan her bir şirketle ve ayrıca üçüncü taraf şirketlerle paylaşılabilecek. Aslında kabul etmiş olduğunuz bu sözleşme ile Facebook şirketine tüm bu verileri kullanması, satması ve bunun üzerinden para kazanması için de izin vermiş olacaksınız. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin hukuki boyutunu inceleyecek olursak, Avrupa Birliği'ndeki ilgili mevzuatta kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanma süresi, kullanılma amacı ve imha politikasına dair koşullar oldukça net bir düzenlemeye sahip. Benzer düzenlemeler bizim mevzuatımızda da mevcut. Öncelikle kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza verilmesi zorunlu olup, bu durum Anayasamızın 20. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Ancak WhatsApp uygulamasının istemiş olduğu bu onayın hukuken açık bir rıza olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Şöyle ki, birinci olarak WhatsApp uygulamayı kullanmak için size başka bir seçim hakkı tanımıyor. İkinci olarak kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti gibi veriler, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel verilerdir ve her biri için ayrı ayrı rıza alınması zorunludur. WhatsApp ise tüm bunlar için tek seferde rıza verilmesini istemektedir. Üçüncü olarak ise kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rızanın verilebilmesi için sözleşmede kişisel verilerin nasıl işleneceği, yurt dışına aktarım usulleri, saklanma süresi, kullanılma amacı ve imhasına dair net ve tatmin edici bilgilerin bulunması gerekir. WhatsApp ise bu bilgilere yer vermediği gibi herhangi bir iştirakimize serbest bir şekilde devredilebilir şeklinde bir cümleyle tüm bu süreçlerin şirket tarafından serbestçe yapılabileceğini yeni sözleşmesinde belirtmiştir. Gündemde sosyal medya yasası olarak da bilinen yasa kapsamında Facebook şirketinin en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Ancak yeniden son noktada Facebook bu yasaya da uymayacağını ve temsilci atamayacağını belirtti. Tüm bu koşulları göz önünde bulundurduğumuzda
Facebook şirketi Türkiye'de bulunan mevzuata uymayacağını ve hukuki düzenlemeleri dikkate almadığını, Türkiye'de bulunan kullanıcılarını adeta WhatsApp'ı kullanmak zorundasınız ve bizim istediğimiz sözleşmeye uymak zorundasınız şeklinde yaptırımda bulunacağını, Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu kurallara uyacağını ancak bizim ülkemizde bulunan herhangi bir kurala uymayacağını ve yine de kullanıcıların onu kullanmaya devam edeceğini düşündüklerini yaptıkları bu hamle ile bize göstermiş oldular. Gündemi en çok meşgul eden bu meselede uçtan uca şifreleme olarak anlatılan sistemin gerçekten çalışıp çalışmadığı konusu ise tartışmalı bir diğer mesele. Şöyle ki WhatsApp uçtan uca şifreleme kullanılan bu uygulamada sadece mesajları gönderen ve alan kişilerin okuyabileceğini iddia ediyor. Ancak birçok kişi sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda WhatsApp'ta yaptığı bir görüşmeden sonra görüştüğü içerik ile ilgili reklamların Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında karşısına çıktığını belirtiyor. Biz kullanıcıların WhatsApp'ın gerçekten bu mesajları görüp görmediğini anlayabilmesi açısından yapılabilecek en mantıklı hareketin devletin gerekli kurumlarının bu konu hakkında başlatacağı bir soruşturma neticesinde ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Artık karar biz kullanıcıların. Gerçekten WhatsApp kullanmak zorunda mıyız? Buna herkesin kendisinin cevap bulması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.